Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Entschuldigung schreiben, yani mazeret mektubu. Hazırsanız dersimiz başlasın. Öncelikle arkadaşlar, başlığa bir bakalım. Entschuldigung schreiben. Evet, bu başlığa baktığımızda arkadaşlar, Entschuldigen neydi? Özür dilemek demekti. Bunu isim haline sokacak olursak Entschuldigung diyoruz ki bunu da biliyoruz değil mi? Çünkü biz özür dilerken ne diyoruz? Ich entschuldige mich ya da Entschuldigung şeklinde değil mi? Özürümüzü ifade ediyoruz. Schreiben de neydi? Yazmak demekti. Ancak ben bunu schreiben yani yazı şeklinde isimleştirecek olursam Entschuldigung schreiben yani özür mektubu, özür yazısı, mazeret yazısı gibi Türkçelendirebiliriz bu başlığı. Şimdi arkadaşlar bir mazeret mektubu yazarken ne gibi şeylere dikkat etmemiz gerekiyor? Formumuz nasıl olmalı? Adresi nereye yazmam, nereye konumlandırmam gerekir? Kendi adresimi nereye yazmam gerekir? İmzamı nereye atmalıyım? Güzel Türkçemizden bu birazcık fark ettiriyor arkadaşlar. Şimdi burada tipik bir mazeret mektubu görüyoruz. Arkadaşlar, sol üstte kendi ismimizi ve soy ismimizi yazıyoruz arkadaşlar. Bu durumda ben bir isim uydurdum. Markus Schmidt. Hemen ardında arkadaşlar yaşadığımız sokak, kapı numarası. Bu durumda Musterstraße 8 dedim. Muster arkadaşlar örnek demek ve Almanya'da yani bu kredi kartı aldığınızda ya da herhangi bir örnek verildiğinde bu genellikle reklamlarda karşımıza çıkabiliyor. Muster şeklinde bir şey çıkıyorsa anlayın ki bu tamamen bir hayali bir durum, hayali bir isim, hayali bir sokak. Bu durumda Musterstraße hayali bir sokak yani örnek sokak diye adlandırmış olduğum bir sokak. Musterstraße 8. Demek ki örnek sokak 8 gibi düşünülebilir. Almanya'da arkadaşlar bu 5 haneli bu 5 haneli posta kodu o kadar önemli, o kadar önemli ki farklı bir isim, bir ilçe olabilirdi bu. Dolayısıyla posta kodunu mutlaka doğru girmemiz gerekiyor. Doğru yazmamız gerekiyor. Bu durumda ben bir posta kodu uydurdum. 1, 2, 3, 4, 5, Musterburg diye, evet bu da gene hayali bir şehir, Musterburg, yani Hamburg değil, Berlin değil, Köln değil, yazabilirdim pekala ama Musterburg. Demek ki arkadaşlar sol üstte ne yapıyormuşum? Kendi ismimi, soy ismimi, sokağımı, kapı numarasını, mutlaka neyi vermem gerekiyor, posta kodunu yazmam gerekiyor ve yaşadığım ili ya da ilçeyi mutlaka vermem gerekiyor. Ki Musterburg bu küçük bir ilçe olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi posta kodunu verdiğinizde buranın neresi olduğu zaten açığa çıkmış oluyor. Yani bu ufak bir kasaba olabilir, ufak bir şehir olabilir. Ancak dediğim gibi o posta kodunu verdiğinizde ilgili il zaten ortaya çıkmış oluyor. Bunu yaparken arkadaşlar, bunu yazdıktan sonra tabi tahta buna müsaade etmediği için, yer kalmadığı için bir tık aşağıda sağ tarafta bu sefer arkadaşlar gidilecek adres, yazdığım adres söz konusu konumlandırılıyor. Şöyle ki arkadaşlar, şimdi bu bir mazeret yazısı olduğu için onu da bir açığa kavuşturalım. Bu mazeret yazısının içerisinde arkadaşlar bizim çocuğumuz var. Ve çocuğumuz okula gidemiyor ve okula gidemediğinden dolayı bir mazereti zaten ayrıntılı şekilde vereceğiz, anlatacağız. Musterschule diye vermişim. Musterschule yani örnek okul, okulun ismi Muster olsun, örnek okul olsun Musterschule. Öğretmenin ismi bir hanım olduğu için Frau Angela Glas demiş oluyorum. Demek ki Frau Angela Glas öğretmenimin ismi, virgülle ayırdım. Klasse 3C yani 3C sınıfı. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Virgülden hemen sonra Klasse 3C demişim. Ardından arkadaşlar Musterweg 25. Muster gene hayali bir isim. Weg de yol demek arkadaşlar. Musterweg 25 demek ki örnek yol gibi düşünebiliriz. 25, 1, 2, 3, 4, 5, Musterburg. Gene aynı
Nerede? Aynı ilçe diyelim isterseniz. Bunun ardında arkadaşlar bakın bir boşluk bırakıyorum ve Musterburg. Evet, gene ne demek bu? İşte hayali şehir, ilçe, her neresi ise virgülümü ayırıyorum arkadaşlar ve 17. Fiyatı 2023. Ne yapmışım? Demek ki arkadaşlar yazdığım, yani yaşadığım şehrin, ilçenin, kasabanın, köyün her neresi ise ardından virgülümü koyuyorum ve ne yapıyorum? Günün tarihini atmış oluyorum. Bir boşluk, bir satır boşluktan sonra arkadaşlar Krankheitsfall Schmidt. Evet, bu durumda arkadaşlar demek ki çocuğun ismi Markus Schmidt'in çocuğun ismi Tim Schmidt olsun. Bu gene hayali bir isim. Krankheitsfall. Krankheit neydi arkadaşlar? Hastalık demekti. Fall, durum. Hastalık durumu anlamına gelen Krankheitsfall Tim Schmidt. Yani Tim Schmidt'in hastalık hali anlamına gelmiş oluyor. Bu genellikle arkadaşlar eğer bunu dijital bir ortamda, mail ortamında yazıyorsak bunu mümkün mertebe kalın puntolarla yazmakta fayda var ki ilk aşamada bu dikkat çekmiş oluyor. Bunun ardından arkadaşlar bir boşluk bırakıyorum ve klasik mektup girişi yapmış oluyorum. Mektubum nasıl başlıyor arkadaşlar? Sehr geehrte Frau Glas şeklinde başlamış bulunuyoruz. Bakın burada sehr geehrte saygı değer anlamına geliyor arkadaşlar. Sehr geehrte Frau Glas demek ki saygı değer bayan Glas. İlk cümlemizde devam ediyoruz arkadaşlar. Wegen hohem Fieber konnte Tim Schmidt den Unterricht vom 12.04.2023 bis 14.04.2023 nicht besuchen. Evet. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle bir anlamlandırmaya çalışalım. Wegen neydi arkadaşlar? Şundan dolayı, bundan dolayı derken ne yapıyorduk arkadaşlar? Wegen yapısını koymamız gerekiyordu. Fieber, das Fieber, yüksek ateş. Hoch neydi arkadaşlar? Söylemiş bulundum. Evet, yüksek anlamına geliyor. Fieber da zaten ateşlenme. Güzel Türkçemizde de zaten ne deriz? Yüksek ateş deriz değil mi? Fieber için. Dolayısıyla Almanca'da yüksek ateş diyecek olursak Wegen hohem Fieber yani yüksek ateşten dolayı gibi güzel Türkçe'yi çevirebiliriz arkadaşlar. Können neydi? Können yapabilmekti. Yapamadı anlamına gelecek şimdi birazdan bu arkadaşlar. Konnte Tim Schmidt, evet çocuğumuzun ismini belirtmiş oluyoruz. Den Unterricht, Unterricht neydi arkadaşlar? Okul dersi, ders anlamına geliyor değil mi? Den Unterricht, bakın burada bir akuzatiflik var, bir gönderme var. Dersi dediğimden dolayı der Unterricht ne olmuş? Den Unterricht. Bakın tarihleri veriyoruz arkadaşlar. Şu tarihten şu tarihe derken ne yapıyorduk? Von bis yapısını kullanıyorduk. Değil mi? Dolayısıyla bakın burada von bis yapısını kullanmam gerekiyor. Neden? Şundan şuna derken bir datif yapısı söz konusu. Dolayısıyla 12 Nisan'dan 14 Nisan'a dediğimizde von 12'ten 4'ten bis 14'ten 4'ten yapısını kullanmam gerekiyor. Nicht besuchen. Besuchen neydi arkadaşlar? Ziyaret etmek ya da okula gitmek anlamına da geliyordu değil mi? Die Schule besuchen değil mi? Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz bu cümlede arkadaşlar? Neyi anlatmış oluyoruz? 12.4, 14.4 tarihlerinde Tim Schmidt yüksek ateşten dolayı okula gidemedi. Bunu belirtmiş oluyoruz öyle değil mi? Wegen hohem Fieber konnte Tim Schmidt den Unterricht vom 12.04.2023 bis 14.04.2023 nicht besuchen. Gidemedi. Bakın burada ne yapmışız arkadaşlar? Mazeret durumunu değil mi? Başlık olarak vermişiz. Ne yapmışız burada? Bir hitabet var değil mi? Sayın İşte öğretmenimin ismini verdiğimde ne yapıyorum?
soy ismini mutlaka vermem gerekiyor değil mi Almanca'da? Frau Glas, yani Bayan Glas diye ne yapmış oluyorum? Hitap etmiş oluyorum. Kesinlikle Frau Angela demiyorum arkadaşlar. Mutlaka Almanya'da nasıl söyleyelim? Eğer resmi bir hitabet söz konusuysa Frau Glas şeklinde hitap ediyoruz. Bu konuşma, yani eğer yüz yüze ise gene Frau Glas şeklinde oluyor ya da yazılı şeklinde ise gene Frau Glas şeklinde olmuş oluyor. Demek ki buraya asla Frau Angela dememem gerekiyor. Frau Glas demem gerekiyor. Çünkü bu resmi bir hitabet. Cümlemiz devam ediyor arkadaşlar. Den versäumten Unterricht wird Tim versuchen in Form von Hausaufgaben nachzuholen. Bakın ne yapmışız arkadaşlar? Burada öncelikle yüksek ateşten dolayı şu tarihler arasında gidemediğini belirtiyoruz değil mi? Ardından diyor ki den versäumten Unterricht, arkadaşlar versäumten Unterricht kaçırılmış ders. Yani gidilemeyen, katılamayan değil mi? Kaçırılan ders anlamına gelmiş oluyor. Versäumen demek ki versäumen kaçırılmış, iştirak edilememiş gibi düşünülebilir. Unterricht, bakın gelecek zaman formu var. Werden, gelecek zaman. Wird Tim versuchen. Versuchen neydi arkadaşlar? Denemek demek arkadaşlar. In form, şu şekilde diyecek olursak. In form, şu formda, şu şekilde. In form von Hausaufgaben. Hausaufgabe neydi arkadaşlar? Ev ödevi, ev ödevi demek. Dolayısıyla ev ödevi şeklinde, ev ödevi formunda anlamına geliyor. In form von Hausaufgaben. Nachholen neydi arkadaşlar? Bunu yakalamak. Yani bu kaçırılan konunun üzerinden değil mi? Ne yapmak? Üstünden geçmek. Bu dersi ne diyebiliriz güzel Türkçemizde? Bu dersi kavramak, almak, yinelemek gibi düşünülebilir. Dolayısıyla bu cümle demek ki bize ne diyor arkadaşlar? Kaçırılan dersi Tim ödevler şeklinde tekrar yakalayacaktır, alacaktır gibi düşünülebilir arkadaşlar. Dolayısıyla ne demiş oluyorum ben bunun Almanca karşılığı? Den versäumten Unterricht wird Tim versuchen in Form von Hausaufgaben nachzuholen. Tabii zaman zaman böyle vücut dilini kullanıyorum ben. Hani siz mutlaka anlamışsınızdır. Nachholen'den kasıt arkadaşlar tekrar almak anlamına gelmiş oluyor. Bakın burada fark ettiyseniz arkadaşlar zu plus infinitif var. Zu yapısını daha önceden görmüştük. Bu şimdi ayrılabilir bir fiil olduğundan dolayı zu'yu ne yapmış oluyorum? Zu plus infinitifi ayrılabilir olduğundan dolayı araya sıkıştırmış oluyorum ve nachholen değil mi? Çünkü burada ne yapıyoruz? Den versäumten Unterricht, kaçırılan dersi kavramak için bakın gelecek zaman yapısı werden zu plus infinitifi gerektirdiğinden dolayı ne yapmışız arkadaşlar? Bu cümlenin içerisine çok güzel gömmüşüz değil mi? Dolayısıyla kaçırılan dersi Tim ödevleri ödevler formunda, ödevler şeklinde kavrayacaktır, yakalayacaktır. Dediğimde demek ki ne yapmış oluyorum? Den versäumten Unterricht wird Tim versuchen in Form von Hausaufgaben nachzuholen demiş oluyorum. Evet, bakın ne yaptık şimdiye kadar arkadaşlar? Öncelikle başlığı attım değil mi? Mazeretin başlığını attım. Hitabetimi yazdım değil mi? Neydi o? Sehr geehrte Frau Glas. Tabi bu bir erkek olsaydı ne olacaktı? Bay Glas olsaydı Herr Glas diyecektim değil mi? Ne yapıyorum? Mazeretimi öncelikle neyle belirtmiş oluyorum? Yüksek ateşten dolayı diye ve tarihleri belirtiyorum değil mi? Ardından da çözüm önerisinde bulunuyorum bakın arkadaşlar. Yani ben mazeretimi bildirip köşeme çekilmiyorum. Ne yapıyorum? Diyorum ki bunu evet bu tarihlerde gelemedi. Bu gelinemeyen tarihleri ödevleri yapacak şekilde yakalayacaktır diye ne yapıyorum? Bir çözüm önerisinde bulunuyorum veli olarak. Öyle değil mi? Ondan sonra
cümlemiz nasıl devam ediyor? Bakın paragraf başı yapıyorum. Güzel Türkçemizden farklı olarak bakın arkadaşlar, boşlukla girmiyorum cümleye. Direkt ne yapıyorum? Paragrafı ya da o cümleyi mutlaka yani sıfır bir aralık vererekten, hiç aralık vermeden girmiş oluyorum. Bakın burada da gene aralıksız bir şekilde cümlem giriyor. Wir bitten Sie, das Fehlen zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis. Cümlemiz ne diyor arkadaşlar? Wir bitten Sie, bitte neydi arkadaşlar? Lütfen demekti. Değil mi? Bitten o kadar çok anlamı vardı ki işte kapıyı açarken ne yapıyoruz? Buyur ediyoruz. Lütfen diyoruz. Wir bitten Sie derken wir bitten Sie rica ediyoruz anlamına geliyor arkadaşlar. Wir bitten Sie das Fehlen. Fehlen arkadaşlar eksiklik. Bakın orada olamamak. Yani derste bulunamama durumu das Fehlen şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla wir bitten Sie das Fehlen zu entschuldigen. Sizden ricamız, bakın burada bir mazeret söz konusu. Sizden ricamız, ne deriz güzel Türkçe'de? Oğlumuzun bulunamayışı, mazeretinden dolayı sizden özür diliyoruz demiş oluyoruz. Fark ettiyseniz burada arkadaşlar zu entschuldigen, zu plus infinitif söz konusu. Özürü, yani gelemeyişinin mazeretinden dolayı özür diliyoruz değil mi? Yani biz bir şekilde bu oğlumuzun ya da işte kızımızın okula gelemeyişini ne yapıyoruz? Rica ediyoruz. Yani kusura bakmayın deriz ya güzel Türkçe'de. Gelemediğimiz için, okulda bulunamadığımız için özür diliyoruz derken demek ki wir bitten Sie das Fehlen zu entschuldigen. Gelemeyişimizden dolayı, orada bulunamamızdan dolayı özür diliyoruz diyoruz. Ve bakın cümle devam ediyor arkadaşlar. Und danken für Ihr Verständnis. Das Verständnis anlayış demek arkadaşlar. Wir danken für Ihr Verständnis de diyebilirdik. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Bakın bu iki farklı cümle olabilirdi. Tek bir formda, tek bir cümle içerisinde de bunu sıkıştırabiliyoruz bu iki durumu arkadaşlar. Demek ki burayı bir toparlayacak olursak arkadaşlar ne denmiş oluyor? Wir bitten Sie das Fehlen zu entschuldigen. Gelememenin, eksikliğinin, evde ya da okulda bulunamamışımızı özür diliyoruz diyor değil mi? Und danken für Ihr Verständnis. Ve anlayışınız için teşekkür ediyoruz diyor bu cümle. Freundliche Grüße, evet. Freundliche Grüße, selamlar değil mi? Freundlich de neydi? İçten gelen selamlar gibi düşünülebilir. Saygılarımızla gibi düşünülebilir güzel Türkçe'de. Freundliche Grüße. Ve ne yapmış oluyorum? Bakın arkadaşlar. Markus Schmidt ve imza. Ancak fark ettiyseniz arkadaşlar hepsi sol tarafta ve yapışık bir şekilde, yani herhangi bir boşluk söz konusu değil arkadaşlar. Freundliche Grüße burada bir boşluk olabilirdi. Olmaya da bilirdi. Dolayısıyla imzamı atıyorum ve ne yapıyorum? İsim soy isim şeklinde belirtmiş oluyorum. Arkadaşlar Almanya'da imzalar aynen burada olduğu gibi okunabilir nitelikte. Dolayısıyla italik yazıyla oluyor. Zaten Almanların yazmış oldukları yazı formu bu şekilde olduğundan dolayı italik şekilde imzalara yazılmış, atılmış oluyor ve ardından da gene bu şekilde mektubu sonlandırmış oluyoruz. Demek ki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şöyle bir toparlayacak olursak, bir mazeret yazısında ya da herhangi bir mektupta ne yapmam gerekiyor? Bu durumda mazeret mektubundan yola çıkacak olursak, ismimi, soy ismimi bu durumda Markus Schmidt sol üstte yazıyorum. Yaşadığım yeri, adresi Musterstraße 8 şeklinde belirtiyorum. Ve mutlaka bakın bu çok çok önemli Almanya'da arkadaşlar. Posta kodu. Posta kodunu yazıyorum ve yaşadığım il, ilçe, köy neresi ise. Çünkü posta kodu ne yapmış oluyor? Yaşadığım ili otomatik bir şekilde vermiş oluyor. Ardından arkadaşlar
Sağ tarafta mutlaka bunun devamında bu sefer ne yapıyorum? Gideceği, mektubun gideceği adres verilmiş oluyor. Tabii tahtada yer olmadığından dolayı arkadaşlar burayı yakın yazdım. Ancak burada bir boşluk bırakıyorum ve gideceği yeri yazıyorum. Bu durumda Mustaşule örnek okul diye vermişiz. Öğretmenimizin ismi, eğer bu bir kadın öğretmense Frau Angela Glas, bu bir erkek öğretmense Herr diye devam eden bir hitabet ve virgülle ayırıyorum. Sınıfın ismi değil mi? Klasse 13. Ardından ne yapıyorum? Bir alt satıra geçiyorum. Adres, gideceği adres. Musterweg 25 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Buraya gene ne yapmış oluyorum? Posta kodunu belirtmiş oluyorum ve gideceği il, ilçe, köy neresi ise Musterburg bu örnekte. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bir boşluk bırakıyorum ve bugünün tarihini atmadan önce yaşadığım yer, ben nerede yaşıyorsam, bu bir köy olabilir, il, ilçe neresi ise Musterburg ve virgülle ayırıyorum. Günün tarihini atıyorum. Gün, ay, yıl şeklinde arkadaşlar. Tekrar bir boşluk veriyorum. Bu durumda ne yapıyorum arkadaşlar? Burada ben olayı yazmış oluyorum. Krankheitsfall Tim Schmidt diye yazmış oluyorum. Ve ardından örneği girmiş oluyorum, yazmış oluyorum. Ki bu da ne arkadaşlar? Sehr geehrte Frau Glas, wegen hohem Fieber konnte Tim Schmidt den Unterricht vom 12.04.2023 bis 14.04.2023 nicht besuchen. Den versäumten Unterricht wird Tim versuchen, in Form von Hausaufgaben nachzuholen. Wir bitten Sie, das Fehlen zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis. Freundliche Grüße, Markus Schmidt. Hazırsanız bu mektubu beraber okuyalım arkadaşlar. Krankheitsfall Tim Schmidt. Sehr geehrte Frau Glas, wegen hohem Fieber konnte Tim Schmidt den Unterricht vom 12.04.2023 bis 14.04.2023 nicht besuchen. Den versäumten Unterricht wird Tim versuchen, in Form von Hausaufgaben nachzuholen. Wir bitten Sie, das Fehlen zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis. Freundliche Grüße, Markus Schmidt. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Entschuldigungsschreiben, yani mazeret mektubunun nasıl yazıldığını, hangi formda olması gerektiğini ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Tabii bir sonraki derslerimizde farklı mektup metinleriyle karşınızda olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.